Yardım ister misiniz? Maşallah siz de Medcezir gibisiniz. Böyle git gel, git gel, değil mi? Yolunuz da olsun, çok yoruluyorsunuz. Bence bundan sonra şöyle yapalım. Siz hiç gelmeyin, biz sizi ziyarete gelelim. Zaten en fazla 2 gün kalıyorsunuz. Üzülmüş numarası üzerine. Biraz daha çalışman gerekiyor Yasemin. Olmuyor, yapamıyorsun. Kalbimi kırıyorsunuz ama. Yani siz her ne kadar inanmasanız da ben şöyle anlatayım. Hazım Bey'in yani bu evde sorun çıkarmaktan başka hiçbir işe yaramayan bir hizmetçi yerine ablasını azarlaması. Bu kadarı bana bile fazla. Fazla. Sen benim için üzülme Yasemin. Burası kardeşimin evi. Bugün giderim, yarın gelirim. Canım sıkılır evimde kalmam. Temelli burada kalırım. Bir ayağım oradaysa, bir ayağım burada. Yani demem o ki, sen benim yokluğuma kendini alıştırma. Ben alışsam ne, alışmasam ne? Tekmeyi yedin gidiyorsun işte. Evet, başka sorunuz yoksa herkese kolay gelsin. Babamla Ankara'dan döndüğünde lansmanı başlatırız. Buyurun Hakan Bey. Yağız Bey, size söylemem gereken bir şey var. Aslında bu konuyu babanızla konuşacaktım ama Sinan Bey kesinlikle bilmemesini istedi. Sinan Bey. Ne yaptı bu sefer? Ehliyeti mi kaptırdı? Ev aldı Yağız Bey. Ev mi aldı? Niye, yatırım için mi? Oturacak mı? İkisi için de olduğunu sanmıyorum. Sanırım Sinan Bey kız arkadaşına ev aldı. Gazetelere konu olan kıza. Evi şüpheli bulduğum için araştırdım. Ev o kızın oturduğu evmiş. Teşekkürler. Yağız Bey, toplantı için... Hikaye. Hala? Hala nereye? Nereye halacığım? Daha kalacaktın. Ben de öyle sanıyordum ama gidiyorum. Yine bir şey olmuş. Evet, yine bir şey oldu. Sakın bana Fazilet Hanım meselesi deme. Fazilet Hanım'ı ben gönderdim. Bitti o. Gönderdin mi? Hı? Kurtulduk ya. Kurtulduk işte. Sen niye gidiyorsun? Ben onu gönderdim. Tamam. Ama baban da beni gönderdi. Ne diyorsun sen ya? Daha neler? Ya babam seni nasıl gönderir? Babam seni gönderir mi hiç? Hem de o kadın yüzünden. Bak yavrum. Bizim evimizin bahçesinde kızına meydan dayağı çekecek kadar tıynetsiz biri yüzünden babandan azar isteyecek değilim. Dayak mı? Bak Selin'cim, ben gidiyorum. Ama benden sonra bu evin hanımı sensin. Meydanı hiç kimseye bırakma yavrum. Bak bunu unutma. Baba sen ne yaptın ya? Sakin. Sakin ol Selin. Kurtuldun. Kurtuldun. Kadından da, kızlarından da kurtuldun. Evet kızlar. Artık biz bize kaldığımıza göre şu mutfak kurallarını yeniden gözden geçirebiliriz, değil mi? Hı? Bundan sonra kahvaltılarımız brunch şeklinde olacak. Çünkü ben geç kalktığım zaman yarım saat sizin kahvaltı hazırlamanızı beklemek zorunda değilim. Her hafta bir menü hazırlayıp bana onaylatacaksınız. Hı? Bir de biliyorsunuz ben dünya mutfağı seviyorum, füzyon. Füzyon, sizde karşılığı yok. Şöyle anlatayım ben. Bundan sonra yok öyle patlıcanı oturttum, dolmaları yağladım. Yok, tamam mı? Sıkıcı hamur işi tatlılar da yok. İncindin mi Narinciğim? Hı? İncin mi? Ve menüden daha da önemlisi. Biliyorsunuz ben geceleri geç yatıyorum ve bu yüzden dolapta her zaman sağlıklı atıştırmalıklarım hazır olacak. Siz benden izin almadan burnunuzu dışarı çıkarmayacaksınız. İzin ve mesai günlerinizi yeniden düzenleyeceğiz. Hı? Ve en önemlisi,
en önemlisi atölyeyi yeniden dizayn edeceğim. Yani böyle hepimizin dinlenebileceği bir... Orada dur bakalım! Aa, sen kapımı dinliyordun. Derin annemin atölyesine değene kadar hayal dünyanı dinleyip eğleniyordum. Ama her zamanki gibi boynu açtın. Keşke dinlemeye devam etseydin. Çünkü ben oradaki tablolara, resimlere dokunmayacağım. Yani ben sadece hepimizin oturabileceği bir alan yaratmaya çalışıyorum. O sana düşmez. Atölyeye dokunmak kimsenin haddi değil. Senin hiç değil. Selin'cim, bu ailevi mevzuları burada mutfağın ortasında mı konuşalım? Hı? Burada ailesel mevzu yok Yasemin. Çünkü burada mevzu yok. Senin kuru gürültünden başka hiçbir şey yok. Selin, ben bu evin... Bu evin hanımı benim yengecim. Şimdi kendi odana çıkıp hanım hanımcık oturabilirsin. Ben varken değil annemin atölyesine dokunmak, mutfağa menü hazırlatmak bile sana düşmez. Bak yine dinlemedin. Ben zaten bu evin bir üyesiyim diyecektim. Ama tamam. Tamam küçük kız. Yani eğer böyle bir şeylerle uğraşmak seni daha olgun hissettirecekse yapabilirsin. Ben zaten ev işlerinden hiç hoşlanmam. Küçük kız, sen göreceksin. Siz de duydunuz. Hiçbir şey değişmiyor. Düzen annemin düzeni. Hiç zamanda değişmez. Cadı. Küçük cadı. Evin hanımıymış. Ya sen kimsin? Küçücük aklında hangi evin hanımısın sen? Küçük isterik. Ama hepsinin hesabını bir bir soracağım. Gün gelecek, hepsinin hesabını tek tek soracağım. Şımarık herif. Alsın eşyalarını eve taşısın. Sen de takıl buralarda dolan. Veremedin ağzının payını aptal. Git ver. Git ver o zaman ağzının payını. Sonra abicim, sonra. Yasin Demirkol hakkında şikayet var. Ne? Aa, ben şikayet etmedim ki. Ben şikayet ettim. Aa, ben şikayet ettim ben. Var mı bir diyeceksin? Anne? Var mı bir diyeceksin? Ben şikayet ettim. Ne oluyor? Kızımı kaçırdı o namussuz. Irz düşmanının anası bu işte. Dur, dur sakin ol. Kızımı kaçırdı. Aa, ne? Yavaş. Yavaş, tut esmağı. Bittik. Ne oldu? Ay bittik biz. Ama sakin, ay. Sakin ol. On gün boyunca burası bizim aşkım. Yani Oğuz öyle söyledi. Bir gelen giden olmaz. Dur bakayım. Heh. Anahtar da söylediği yerde valla. Ece, bak kafanda bir soru işareti varsa... Yani en ufak şüphen varsa
Gık demem ha. Hemen geri dönerim yani seninle. Kendi ellerimle teslim edeceğim. Yerine gerine tak yüzüğü. Allah seni kahretsin. Al. Al. Geri dönmek yok. Ay çok karanlıkmış burası ya. Dur dur aşkım buluruz. Dur. Sesler ne? Ne bileyim aşkım ben. Benim kardeşim yapmaz öyle bir şey. O kaçmamıştır. Ecem gitti. Gül gibi kızım gitti. Ben nereye gidiyor Allah'ım? Ben ne yapacağım şimdi? Gelecek ya. Gelir şimdi gelir. Ay gitti Gül gibi kızım gitti. Of, of yedi yanı da dayağı küstü gitti anasına arkasına bile bakmadan kaçtı gitti. Gitti Allah'ım ben ne yapacağım sırf bana inat olsun diye gitti ben biliyorum onu biliyorum. Sen benim kardeşimi mi dövdün? Yasin, Yasin hadi dikkat oğlum, et. Hadi lan. Öyle ağlamak olmadı. Lan sus. Kilitledim tamam sakin ol ya. Gelmezler bir daha değil mi? Aşkım hayırdır ya ben buradayım kim nereye geliyor ya? Tamam. Tamam. Ay yok. Gözümün önünden gitmiyor. Nasıl evire çevire dövdü kızı? Ay o kızcağız da döven dövene. Kapanın elinde kalıyor vallahi. Anasının acımadığına Selin Hanım mı acıyacak? Ne acıması canım? Selin Hanım illet oluyor o kıza, illet. Geçen gün odasına girdik. Her yeri didik didik arattı bana. Deme, ne arattı ki? Bir şey mi çalınmış yoksa yine? Ya Selin Hanım boşuna mı arattı işte? Bu kızın dövülmesine sebep olan söz yüzüğü vardı ya, onu bulduk işte. Gizli saklı takıyorsa demek. Kaptı yüzüğü elimden. Sonra da böyle oldu işte. Aa, Selin Hanım ne yapacak ki yüzüğü? Ay, yoksa bizim Selin Hanım... Nermin! Cim. Buyurun Selin Hanım. Yukarıda ütülenecek eşyalarım var. Gel sen benimle. Olanları duydum. Çok üzüldüm. Ya sormayın. Bizim de sinirlerimiz bozuldu. Duydum demin. Sinirleriniz bayağı bozulmuş. Tabii sizin sinirler bozulunca da çeneye vuruyor. Şık olmuyor ama biliyorsun değil mi? Haklısınız Selin Hanım. Ya ben bir de bir şeyler duydum meydanda ile alakalı. Yok annesi bir yüzük mü bulmuş, söz yüzüğü müymüş, neymiş işte gizlice mi takıyormuş, neymiş? Sen hiç yüzük gördün mü? Hı? Hiç yüzük biliyor musun? Yok. Yok, yüzük falan görmedim ben. Ne tesadüf ya. Ben de hiç görmedim. Hatta biliyor musun? Ben o zavallı kızın odasına dahi girmedim.
Hem benim ne işim olur personel odasında, değil mi? Güzel. Bir tüyü yarın yaparsın. Sen şimdi mutfağa git. Bir daha ağzımı açarsam çenem tutulsun. Tövbe. Senin yüzünden kaçtı. Sen nasıl döversin benim kardeşimi ya? Nasıl döversin ya? Ellerim kırılsaydı da dövmeseydim. Keşke ellerim kırılsaydı şu ellerim. Ben onun geleceği için çırpınırken gitti o namussuzla yüzük taktı. Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Ah yaktın beni Ece, yaktın beni, yaktın kızım, yaktın beni. Ne yarışma kaldı, ne yalı, aklım başımdan gitmiş. Ben ne yaptığımı biliyor muyum? Biliyor muyum? O yüzüğü görünce kendimden geçtim. Ah şu ellerim kırılsaydı da dövmeseydim ben kızımı. Yalı yok, yarışma yok. Kardeşim yok ya! Kardeşim yok! Yalıdan kovuldun. Yarışmayı kaybettin, kardeşimi dövdün ha. Helal olsun sana be. Bulup da getiren namerttir. Sen kendi ellerinle yaktın kızı ya. Kendi ellerinle yaktın. Para, şöhret, yarışma, yalı diye yaktın sen kızı. Sen kendin kaşındın Fazilet Hanım. Hiç yalandan ağlama. Sen kızın için mi ağlıyorsun gerçekten? Hı? Bugün senin kızın kaçmadı biliyorsun değil mi? Senin talih kuşun kaçtı. Bak uçtu gitti kız. Ağla şimdi, döv dizlerini hadi. Şşş, soluklan artık kızım yeter. Anan o karşındaki anan. Düşmanın değil senin. Ne yapmış bu kadın sana? O da bir anne değil mi? Anne. Dövmekten beter ettin kadını ya, yazık. Bir avazda o kadar laf sayıp döküyorsun ama bu kadın sen ne çekmiş biliyor musun? Ne çekmiş ya? Allah aşkına biri söylesin, benim annem ne çekmiş? Ne mi çekmiş? Binnaz. Kusura bakma Binnaz abla. Evinde böyle bağırıştık. Ama biz buyuz. Biz böyleyiz işte. Gidiyorum ben. Sen de otur ağla. Yalıya, hırsına, yarışmana otur da sabaha kadar ağla. Bir şeyden haberi yok. Dikenmiş karşımızda konuşuyor öyle. Bir de ne çekmiş benim anam diyor. Ne zaman konuşacaksın şu kıza Fazilet? Ne zaman anlatacaksın? O benim karnıma düştüğünde ben ağzımı mühürledim. Talihin sillesi bile o mührü çözemedi benim ağzımdan. Doğurduğum çocuğun sistemi mi çözecek? Hiçbir zaman. Öyle ya tabii, nasıl diyeceksin ki? Hangi anı der kızına, senin babana? Bana bak. Bir tek kelime daha edersen. Bak toprağım moprağım demem. Bırakır giderim, bir daha da yüzüne bakmam. Sus artık. İyi tamam, sustum be. Sustum. Bari baba ocağında çektiğin eziyetleri anlat şu kıza ya. El kadar bebe dikelmiş karşında, demediğini bırakmıyor sana. Ne çekmiş benim anam diyor bir de. Benim gücüme gidiyor vallahi. Yediğin dayakları biliyor mu bu kız? Hı. Dayak ne? O babanın sana yaptığı işkenceler. Söyledin mi? Bilsin. Bilmeyecek. Bilmeyecek.
bilmesinler bilmez. Benim kızlarım analarının ne çektiğini bir ömür boyu bilmesinler. Tamam hayatım, yerleşince ara. Yani şansa ihtiyacın yok ama ben yine de sana bol şans diliyorum. Almadan gelme aşkım. Bay bay. Yaz, dalgınsın. Ha, eğer merak edersen abimler varmışlar otele. Yani biraz havayı da koklamış. Herkes şimdiden hayırlı olsun diyormuş. İhaleyi aldık, banko. Hayırlısı olsun. Aa, sen benim düşündüğümden de bozuksun. Hayır, normalde belli de etmezsin. Demek ki durum düşündüğümden de ciddi, engel olamıyorsun. İnan şu an uğraşacak daha büyük sıkıntılarım var. Ben senin sıkıntının ne olduğunu biliyorum. Abin kendini göstermeye başladı. Geç oldu ama başladı. Yani artık şirkette ben dedim, oldu devri kapandı. Artık tek adam değilsin. Artık o da var. Hı? Büyük başarı. Çok büyük başarı. Yaz, hazmedebilir misin bilmiyorum ama alışsan iyi edersin. Çünkü bu daha başlangıç. Abicim, iyi ki geldin. Bir an yengemle baş başa kalacağım sandım. Nereye gider bu kız ya? Düşün, düşün. Oğuz. Bitirdim seni Oğuz. Çok fenaydı ya. Kıza resmen bahçede meydan dayağı attı. Kaç kişi zor aldılar elinden. İçim titredi. Allah Allah. Mesele ne ki acaba? Ne bilmiyorum ki yani. Yüzük müzük bir şeyler dedi ama. Oo. Masamız tenha sanki bugün ha. Ne yaptın lan sen? Avukatımız ötmüş. Düş önüme, düş. Konuşacağız. Hadi, hadi. Gel. Yine ne yapmış ki bu acaba? Sen telefonuna bak. Onları dinlemeyi de unut yengecim. Sen kim oluyorsun lan? Kim oluyorsun sen? Ha? Sen kimsin? Kimin parasıyla kime ev alıyorsun sen? Vay be, abime bak ya. Üç kuruşun hesabını yapıyor. Lan beni delirtme. Ben sana kuruş hesabımı yapıyorum burada. Gecekondudan bozma ev. Üç kuruşluk işte. Kafamı esti aldım. Ne var yani? Babamın parasıyla gitmiş ev almış. Yetmiyor, bir de kadınları başımıza sarıyorsun. Bir de gelmiş benimle böyle kuruşmuş, gecekonduymuş, dalga geçiyorsun. Bak, babam o kız işsiz kaldı diye demediğini bırakmadı bana. Şimdi hatalarımı telafi etmeye çalışıyorum ama abime yaranamıyorum. Neden? Abim o kıza takmış kafayı. Artık o gece otel odasında ne olduysa abim kıza öyle bir takmış ki... Beni otel odasıyla bastırmaya çalışma, kurtarmaz, tamam mı? Hele ki bu mağdur kadına yardım eden hayırsever hikayesini kim sevmez? Canım istedi, yeni sevgilime hediye aldım. Canım istedi, yeni sevgilime ev aldım. Kimseye de hesap verecek değilim. Sen var ya sen. Her şeyden sıkıldığın gibi bu oyundan da sıkılacaksın. Ve eskiden olduğu gibi abi gel beni kurtar diye ağlayacaksın ama bil ki o zaman parmağım bile kımıldatmayacağım, tamam mı? Senin derdin ben değilim biliyorsun, değil mi? Sen o kıza gerçekten takmışsın. Sırf o gece anneme verdiğin sözü tutmadın diye, otel odasına gittin diye kendini suçlamak ağır geliyor, kızı suçluyorsun. Ama sen kendine günah keçisi buldun diye ben sana teslim olmayacağım. Sen bunu bir güç gösterisine mi çevirmeye çalışıyorsun? Gücümü deneme. Tamam. Deneme. Eyvallah abi. Gücü gücüne yetene. Ulan Yasin, ulan Yasin. Ne ben seni yorayım ne sen beni yor.
Kardeşim nerede? Ne oldu? Kardeşim nerede? Biriyle daha karnıma düştüğünde yıldızımız barışmamış. Ya öbürüyle? Küçüğü. Çok kabahatliyim ben. Çok kabahatliyim, çok. Asilik nedir bilmezdi. Anasının sözünden çıkmazdı. Kabahatim büyük benim. Yapmayacaktım. Ne oldu bak? Arkasına bile bakmadan hayırsız da kaçtı gitti, gördün mü? Ben yaptım bunu ben. Ne bilir o aşkı, ne bilir? Aşkın nasıl nankör bir şey oldu, nasıl bilir? Daha bebek o, bebek. Kıyamam ben o küçüğüme, nasıl kıyayım ben şimdi ona? Ya anasının kaderini yaşarsa? Allah korusun Fazilet, ne diyorsun Allah aşkına? Ya başını yakarsa? Anası gibi 17'sinde başını yakarsa? Sakinleştin mi benim sevgilim? Geçti mi korkusu? Sen yanımdayken ne korkusu? Geçti gitti hepsi. Gözümü açtım seni gördüm ben. Sanki ilk kez böyle seni görmüşüm de. İlk kez böyle kalbim yerinden çıkacakmış gibi. Öyle mi yani kalbim? Benim kalbim seni ilk gördüğüm günden beri. Seni her gördüğüm anda. Öyle ama. Basıldık. Ya hayır. Basılmadık, basılmadık da yani içimize ettiler ya. Ya, ya böyle telefon mu olur ya? Aşkım, Boğuz'dur. Ben bu herifleri söyledim ya, arada yoklarım demiştim. Dur bakayım. Sinirlerim bozuldu ya. Alo. Ha Oğuz'um, söyle. Ha Yasin'cim, söyleyeyim mi ağzıma geleni, ister misin? Hazan abla. Abla, Ece. Ece kuzum, ne yaptın sen Ece ya? Neredesin? Söyle ablacığım. Bak bu Oğuz Kur'an'a el bastım diyor. Yerinizi söylemiyor. Hadi adres ver bana. Geleyim alayım seni hadi. Gelemezsin. Gelemezsin abla. Ben kararımı verdim. Evleneceğiz biz Yasin'le. Ece. Bak kendine gel. Abla ben kendimdeyim. İlk kez bu kadar kendimdeyim. Abla ben annemle oradan oraya sürüklenmek istemiyorum artık ya. Annem beni nereye çekerse oraya gitmek istemiyorum. Abla ben çok yoruldum artık. Arada kalmaktan çok yoruldum. Annenle senin aranda kalmaktan, Yasin'le annemin arasında kalmaktan ben çok yoruldum. Ezilmekten, aşağılanmaktan ben çok yoruldum ablaya. Ya çocukluktan beri kurduğum hayaller bile benim değil ya. Annemin hayalleri. Ben annemin hayallerini istemiyorum abla. İstemiyorum. Şimdi sen... Bana diyorsun ya, ne istiyorsun Ece diye.
Ben Yasin'i istiyorum abla. Düşme peşimize. Yine kaçarız. Sonuna kadar kaçarız. Anladın mı? Tamam. Tamam, tamam ablacığım, tamam. Tamam, ablasının gülü bak. Bak şimdi bu gece herkes düşünecek, tamam mı? Hepimiz düşüneceğiz bu gece. Yarın da sen bana adresini söyleyeceksin. Ben geleceğim, abla kardeş güzel güzel konuşacağız. Ece. Alo. Eğer kardeşime bir şey olursa önce seni yakarım. Neler ya? Pardon. Pardon. Teklifini kabul etmiyorum, anahtarı da almıyorum. Boşuna uğraşma. Anahtar bu gece bana lazım zaten. İzninle yeni evime gireceğim. Bir dakika, nasıl ya? Sen burada mı kalacaksın? Bu gece böyle. Bu evi almandan daha saçma bir şey varsa o da bu evde kalmandır. Üf, ama abarttın ya. Abimle kavga ettim, canım babamın evinde kalmak istemedim. Ben de yeni evime geldim. Oldu mu? Olmadı. Senin 5 yıldızlı otelin varken gelip burada kalacaksın ha? Neyse ne. Al evinin hayrını gör. Yalnız içerideki bizim eşyalarımızı unutma. Yatağımda da yatayım deme sakın. Gel başımda bekle istersen. Ha, nöbet tutarsın. Bana güvenmiyorsun ya. Bak bunu doğru söyledin. Sana güvenmiyorum. Bazen ben bile kendime güvenmiyorum biliyor musun? Neden burada kalmak istediğimi bile bilmiyorum. Ama ben hep böyleyim değil mi? Neden, nasıl, sonrasında ne olacak? Hiçbir şey sormuyorum. Ne istiyorsam onu yapıyorum. Güvenilir değilim. Belki iyi biri de değilim. Ama sana kendimle ilgili bir sır vereyim mi? Nerede olmak istiyorsam oradayım. Senin yanında olmak istiyorum. Nedensiz, çünküsüz, oyunlu, oyunsuz. Canım sadece senin yanında olmak istiyor. Güven mi? Anlam arama. Neden diye de sorma. Ne diyorsam o. Canım senin yanında olmak istiyor. Canım seni görmek istiyor. Bana bu kızın ne yaptığını açıklayacaksın Sinan. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bence bu üçlü çok güzel oldu, hiç bozmayalım. Bu arada... kız arkadaşım zaten dün gece bu yatakta uyudu Nil. Senin canın oyun oynamak istiyor. Ama ben oynamıyorum. Thank you.
Kusura bakmayın Yaz Bey, geciktim. Şimdi Erdal, beni iyi dinle. Senin şu andan itibaren tek işin Sinan. Anlayamadım. Peşinden ayrılmayacaksın. Tamam. Nerede, ne zaman, kiminle, ne yapıyor bilmek istiyorum. Attığı her adımı bilmek istiyorum. Tamam mı? Gölgesi olacaksın. Peki efendim, nasıl isterseniz. İyi akşamlar. Anasının kızı seni. Sen bu saf kız numaralarını ancak benim aptal oğluma yutturursun. Ben senin ciğerini anamdan bilirim be. Şimdi için için göbek atıyorsundur ana oğlun arasını bozdum diye. Gel sen gel, ben sana ne istediğini göstereyim bak. Bak bak, gel bak, gel buraya gel. Bak bak, hangisinin çilesini istiyorsun ha? Kimin kaderini istiyorsun? Parmağından söktüğüm gibi. Ya, ne yapıyorsun şimdi? Niye teyze bırak? Ya. İşte buldun yerini. Hadi düşünme artık. Bak ben senin yanındayım. Ben hep senin yanındayım. Evleneceğiz biz. Evlenip sonsuza kadar mutlu olacağız. Sonsuza kadar. Hiç hatırlar mı bizi? Rahat bırakırlar mı? Böyle olmaz. O olmaz. Yapamayız. Yapamayız. Doyamadığın kızının yüzüne sen bu ellerle mi vurdun? Bu ellerle vurdun ha? O zaman iyi. Zaman. Yansın bu eller o zaman, yansın! Anne! Yansın bu eller! Anne! 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 Anne bırak! Anne! Anne bırak! Anne! Yaşayıp yansın! Yansın bu eller! Yansın! Ya bırak! Ya bırak! Yansın. Ya bırak! 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 Ya bırak! Başını yakmış. Bırak yansın bu eller. Bırak çayır çayır yansın. Bırak.
Ciğerimi söktü benim bu eller. Yansın ateşle. Anne ne yaptın sen? Anne ne oluyor? Sus. Ne oluyor yine Binnaz, ne oluyor? Doğru yatma, yürü hadi. Kızımı ne hale getirdi bu el? Senin derdin ben değilim biliyorsun değil mi? Sen kıza gerçekten takmışsın. Sırf o gece anneme verdiğin sözü tutmadın diye, otel odasına gittin diye kendini suçlamak ağır geliyor, kızı suçluyorsun. Ama sen kendine günah keçisi buldun diye ben sana teslim olmayacağım.